ATP programı nedir? Mesleki eğitim dediğimiz zaman 4 farklı eğitimden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi Anadolu Teknik Programı'dır. Anadolu Teknik Programı uygulayan meslek liselerinin amaçlarından bir tanesi de ön üniversite eğitimi vererek liseden sonra çocuklarımızın üniversite eğitimine devam etmeleridir. ATP programı uygulayan meslek liselerinde sadece yaz aylarında 40 iş günü staj yapılmaktadır. 12. sınıfta tamamen akademik paket yani YKS'ye hazırlık yapılmaktadır. Okulun diğer okullardan farkı nedir? İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin diğer okullardan farklı 251 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ismini taşımasıdır. 251 yıllık İTÜ'de kazanılan deneyim, tecrübe, takım kültürü, proje kültürü, ARGE kültürü, bilim ve teknoloji buraya yansımaktadır. Dolayısıyla tüm dünyada geçerliliği olan İstanbul Teknik Üniversitesi markası altında yetişen çocuklar yaptıkları çalışmaları tüm dünyaya rahat bir şekilde ulaştırabilme imkanlarına sahiptirler. Yine bu okulda okuyan çocuklar İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hem öğretim üyeleriyle hem oradaki bilim insanlarıyla hem de oradaki takımlarla daha rahat iletişim kurabilmektedirler. Öğrenim süresi ne kadar? 1 yıl hazırlık olmak üzere 4 yıl normal eğitim, 5 yıllık eğitim süresi vardır. Hazırlık sınıfı okumak zorunlu mudur? Hazırlık sınıfı okumak zorunlu değildir. Eğer bir çocuğumuzun yeterli İngilizcesi ve edebiyat Türkçesi iyi ise bu çocuğumuz okul açılışında veli dilekçesi vererek sınava girebilir. Eğer yeterli puan alırsa hazırlık sınıfından muaf olabilir. Ama biz İTÜ MTA'lı olarak hazırlık sınıfı aslında hayata hazırlık anlamında olduğu için çocuklarımızın hazırlık eğitimi almasını tavsiye ediyoruz. Dersler saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Tabii İstanbul'un önemli bir noktası olan Beşiktaş sabah saat 8'de itibaren trafik başladığı için okulumuz sabah erken saatte yani sabah 8'de başlamakta ve akşam 16'da bitmektedir. Okulda hangi alanlar ve dallar bulunmaktadır? Okulumuzda 3 tane alan vardır. Bilişim, teknolojileri, bunun altında yazılım. Elektrik, elektronik alanı, bunun altında endüstriyel bakım. Denizcilik alanı, bunun altında da güverte, gemi makineleri ve elektrik, gemi elektroniği dalları bulunmaktadır. Öğrenci kontenjanları ve puanları nedir? Okulumuzda 3 farklı alan olduğu için 3 farklı alana da 30'ar öğrenci almaktayız. Bilişim teknolojileri geçen yıl 463 puanla yaklaşık 3,5'ta kapandı. Elektrik elektronik alanı 447 puan yaklaşık 4,5 puanla kapandı. Denizcilik alanı ise 419 yaklaşık %11'lik taban puanıyla kapanmıştır. Okulda öğrenci kıyafeti var mı? Okulumuzun kendine özgü İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından tasarlanmış okul kıyafeti vardır. Ayrıca denizcilik alanı öğrencilerimiz 9. 10. ve 11. sınıflarda denizcilik alanındaki diğer tüm okullarda olduğu gibi denizcilik alanına özgü özel kıyafet giymektedirler. Derslik başına öğrenci sayısı nedir? Öğrencilerimiz tüm Anadolu Selen'de olduğu gibi en fazla derslik başına düşen öğrenci sayımız 30'dur. Tabi bu zaman içinde öğrenciler ayrılanlar olduğu için 30'un altındadır. Yani şu anda ortalama 25 kişi diyebiliriz. Okulunuzda staj yapmak zorunlu mu? Tüm ATP programlarında olduğu gibi bizim okulumuzda da 40 iş günü okulun olmadığı yaz döneminde staj yapmak zorundadır. Öğrenci takım çalışmaları var mıdır? İTÜ MTA'nın en önemli özelliği burası daha çok takım çalışmalarının olduğu bir okul olmasıdır. Okulumuzda 100'ün üzerinde farklı takımlar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Teknofest proje takımları, değişik proje takımları, ahilik proje takımları ve bir kısmı da sosyal takımlardır. Erasmus projeleri var mıdır? Okulumuzda henüz daha okulumuz 5 yıl olmasına rağmen 2 tane Erasmus projemiz bitmiş. Şu anda 3.sü devreye girmiştir. Yakında da yeni projeler beklemekteyiz. Bu 5 yıl süresince okulumuzdaki öğrencilerin yaklaşık %20'si Erasmus programı çerçevesinde değişik ülkelerde seyahatlerde bulunmuşlardır. Orada ortak çalışmalar yapmışlardır. Aynı şekilde Avrupa'nın farklı 11 ülkesinden öğrenciler okulumuza gelerek bizim öğrencilerle Avrupa'daki öğrenciler ortak proje çalışmalarını sürdürmektedirler zaman zaman. Okul yurdu var mıdır?
maalesef okulumuzun yolu yoktur. Fakat öğrencilerimizin %15'i şehir dışına gelmekte. Bu öğrenciler diğer okulların yurtlarından imkanlar ölçüsünde faydalanmaktadırlar. Okuldaki beslenme imkanları nelerdir? Okulumuzda kantin bulunmaktadır. Kantinde öğlenler yemek çıkmakta. Ayrıca birçok öğrencimiz evde annelerinin hazırladığı veya kendilerinin hazırladığı beslenme çantasını getirerek kendi yiyeceklerini öğle saatlerinde yemektedirler. Okulda öğrenci servisi imkanı var mı? Okulumuza gelen öğrenciler İstanbul'un çok farklı alanından gelmektedirler. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya kadar çok farklı alandan geldikleri için maalesef servis olma imkanı yoktur. Dolayısıyla bütün çocuklarımız toplu taşıma araçlarıyla gelmektedirler. Zaten Beşiktaş İstanbul'un önemli bir konumda olduğu için birçok çocuğumuz Üsküdar'a metro Marmara'ya gelmekte, oradan vapurla karşıya geçmektedir. Okulda ne tür sosyal, kültürel, eğitsel etkinlikler yürütülüyor? Şimdi her hafta, haftanın okul çıkışı belli bir saatte okulumuzda sosyal faaliyetler saati bulunmaktadır. Bu saatte isteyen çocuklarımız satranç, isteyenler zeka oyunları, isteyenler futbol, basketbol, tenis, satranç gibi çok farklı alanlarda takımlaşarak hem kaynaşmakta hem de hoşça bir zaman geçirmektedirler. Okulda hazırlık 9. ve 10. sınıflarda öğrencilerden beklenen nedir? Tabii okulumuzu genel anlamda tarif ederken biz diyoruz ki hazırlık 9 ve 10'da mesleki becerilerin ön planda olduğu sınıflar. Dolayısıyla hazırlık 9 ve 10. sınıfta çocuklarımızdan daha çok proje yapmalarını, dokunarak, arkadaşlarıyla beraber akran zenginliği içinde mesleki beceri kazanmalarını arzu etmekteyiz ve bu şekilde yönlendirmekteyiz. Okulda 11. ve 12. sınıf öğrencilerinden beklenen nedir? Artık projeden daha ziyade YKS gerçeği çerçevesinde Hedef İTÜ programı uygulamaktayız. Bu çerçevede 11. ve 12. sınıfta Hedef İTÜ zümremiz bulunmakta. Bu zümre çerçevesinde daha çok çocuklarımızla YKS sürecinde nasıl başarılı olabiliriz? Daha önce YKS sürecini yaşamış öğrencilerin bilgi aktarımı, işte öğretmen arkadaşlarımızın bilgi aktarımı, özellikle 11 ve 12'deki çocuklarımızla tek konuştuğumuz konu Hedef İTÜ çerçevesinde YKS, AYT veya TYT'de kaç net yaptıkları ve bu netleri nasıl arttırabilecekleri konulardır. Üniversiteye sınavsız geçiş imkanı var mı? Burada herhangi bir üniversiteye sınavsız geçiş imkanı bulunmamaktadır. Ama tüm meslek liselerinde olduğu gibi METOK uygulayan üniversitelerde mesleki eğitim alan öğrenciler ilgili alanlara gitmek şartıyla orada özel kontenjanlar verilmekte ve orada daha düşük puanla daha iyi bölümlerde okuma imkanı kavuşmaktadırlar. İTÜ MTA'yı kimler tercih etmelidir? İTÜ MTA'yı tercih edecek öğrencilerin proje yapma hevesli olmaları, mesleki beceriler kazanma odaklı olmaları, akran zenginliğine önem veren, proje yapısına önem veren öğrencilerin tercih etmesini arzu ediyoruz. 11. ve 12. sınıflarda ise bize gelen öğrencilerimizin lise hazırlık, lise 1 ve lise 2'de mesleki beceriler, 11-12'de YKS odaklı çalışacak öğrencileri beklemekteyiz. Bizim potansiyel öğrenci adaylarımız onlardır. Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Ben teşekkür ediyorum.